Peki, eee, hauf ve reca nedir diye bir soru soralım. Bunları açıkla bize diyelim gazalemize. O da açıklıyor. Diyor ki, hauf ve reca yani korku ve umut kalple ilgili sinyallerdir hep diyor. Hani hatırlarsanız kalbe gelen sinyaller vardı. Neydi o? Melek sürekli iyi bir sinyal gönderiyor. Ondan sonra şeytan sürekli bir kötülük sinyali gönderiyor. Havf ve raca meleğin sürekli cehennemden dikkat et. Cehennemi unutmayasın. Ateşe dayanabildiğin kadar günah işle. Diyor ya insana. Bu sesin adına havf ve raca diyoruz. Burada nasıl gerçekleşecek havf? Yani bir kulun korkusu nasıl gerçekleşecek? Bu çok önemli bir soru. Şimdi hep Havf ve reca, beynel havfi ve reca yaşayalım diyoruz. Tamam, tamam. Karar verdim. Ben havf ve recayı nasıl yaşayacağım? Ha, güzel. Bir, geçmiş günahları ve kul haklarını tara. Bir bak bir şey var mı? Sen gerçekten cehennemden korkuyorsan, geçmiş günahlarını hatırlaman lazım. Bu günahlardan biri de nedir? Tabii kul haklarıdır. Anana, babana eziyet ettin mi? Eşine eziyet ettin mi? Çocuklarınla ilgili hak var mı? Okuldayken birisinin kalemini kırmış mıydın? Yani birisinin arabasının camını kırdın mı? Ne bileyim. Kulakları, neyse kulaklar. Bir bu. iki Allah'ın azabının büyüklüğünü unutma. Azap deyince sen onu bir fırın zannetmeyesin. Doğalgaz sobası değil. Cehennem bu. Üçüncüsü, senin o Allah'ın azabı olan cehenneme bedeninin ne kadar dayanıp dayanmayacağını tart. Yani senin bedenin o hararete dayanır mı? Yani senin zafiyetini hatırla. Dört, Allahu Teala'nın kudretinden kaçabilir misin hiçbir zaman? Bunu düşün. Bu dört şeyi düşünmek sana korku denen şeyi gerçekleştirir. Nedir o? Bunlar tekrar senin günahlarını önce bir hatırla dosyalarını yani diyelim. Allah'ın azap tehdidini hatırla. O azaba dayanamayacak bedenini bir bak. Bir mumun üstüne ya da işte aygazda yemek pişirirken bir koy parmağını bakalım ne kadar dayanabiliyorsun. Bir namaz için 80 bin sene yanacaksan cehennemde bir sabah namazı için ölç artık bunu. Böyle bir ölçüm yap. Dördüncüsü de yani Allah'ın azabı büyük ama kaçarım ben gitmem oraya diyebilir misin? Allah'ın azabından kaçılabiliyor mu? Kudretinden kurtulabiliyor mu insan? Bunu Bu dört ölçümü yaptı mı bir mümin şuurlu bir şekilde? Havuf, cehennem korkusu onun kafasında yerleşir. Peki raca dediğimiz neydi? Bütün bunların yanında Allah'ın rahmetinin enginliğini hatırla. Cehennemi bu olan Allah'ın rahmetinin cehennemi bile geçebileceğini hatırla. Bunun içinde dört şey sayıyor. Yani bu Allah'ın rahmetini de kuşatacak anlayışta ne diyor ki Allah'ın sen kaç yaşındasın? 36. 36 senedir sana verdiği nimetleri say. Ana rahminde, ana rahminden önce babanın sulbunda, ananın sulbunda nasıl seni sakladı, ananın rahminde nasıl sakladı, kundakta nasıl seni taşıttırdı, süt nasıl içirtti annenden sana, 36 seneye bir gel, bak Allah seni nasıl rahmetleriyle donatmış. Ondan sonra bir de Allah'ın ileride cennette sana vaat ettiği sevapları hatırla. İki, üç, şu anda allah Teala'nın nimetiyle nasıl yaşıyorsun onu hatırla. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, tuvalete çıkıyorsun. Üç gün tuvalete çıkamasan zehirlenip öleceksin. Arkadaşların var. Sen e, buğday yediği yağmur yağıyor, kışın kar yağıyor. Dünyadaki mevcut nimetleri bir say. Dört, Allah rahmetini nasıl hatırlatıyor sana? Vesiatu rahmeti külle şey diyor. Rahmetim her şeyi geçti benim. Bu dört şeyi de düşündün mü Allah'ın rahmetine umudun büyüyor bu sefer. Demek ki havf ve raca lafla olmuyor. Havf yani Allah'tan korkmanın bir dört ham maddesi var. Onu oluşturuyorsun. Umut dediğimiz şeyin de bir e, dört ham maddesi var. Onu oluşturuyorsun. Böylece müminde havf ve oluşuyor. Ne demek havf ve reca oluşuyor? Cehennemden korkuyor, cennete umutla sarılıyor. Allah'ın tehdit eden ayetlerinden de şuurlanıyor, müjde veren ayetlerinden de şuurlanıyor. Ortada gitti mi de mümin cenneti kazanıyor. İşte beşinci vadinin kazandırmak istediği bu. Şımarmayan Müslüman, umutsuz kalmayan Müslüman. Bu bir düzeydir. Eğer eğitimde ve kitap okumada ve düşüncede, sohbette neredeyse bir nesil çok fazla cehennem tehdidi alırsa onlar katliam bile yapabilecek kadar vahşileşebilirler. Biter onlar için hayat.